Hoş geldiniz Serdar-ı Sercihan. Hoş geldiniz efendimiz. Bakınız şu gördükleriniz Neccaroğullarının kızları gibi aşkla, muhabbetle beklediler sizi efendim. Efendim, defler çalınsın dediler. Oğullar koç kurbanlar gibi kurban olsun yoluna diyen anneler sizi Neccaroğullarının kızları, kadınları gibi beklediler. Ve işte şu gördükleriniz efendim, şu gördükleriniz Ensar'ın yiğitleri gibi sizi beklediler. Anam babam size feda olsun, yoluna kurban olsun diyen o gençler gibi, Ensar gibi sizi beklediler yar, sizi beklediler. Tekbir! Hazırız efendim. Hazırız yolunuza kurban olmaya, kurban vermeye. Geç önümüze, bize ummanları göster. Bize ummanları göster efendim. Biz de seninle birlikte dalalım ummanlara. Ateşi göster, ateşe dalalım efendim. Değerli kardeşlerim, bacılarım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla, yüce ahlakıyla ilgili birkaç kelam etmek istiyoruz. Zaten bu yılki temamız da bu. Ahlak ve adalet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler insanlar içerisinde en yüce ahlaka sahip kişilerdir. Onların yüce ahlakı, yaşantıları hem yaşadıkları dönemdeki toplumlara hem de kıyamet gününe kadar gelecek bütün insanlık ve toplumlar için yegane örneklik teşkil ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamber olarak Rabb-i Zülcelal ayet-i kerimede وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ muhakkak ki sen ey peygamber en yüce bir ahlak üzerinesin buyuraraktan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yüce ahlakına şahitlik etmektedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gerek çocukluğu gerekse gençliği akranlarından çok farklı bir şekilde geçti. Her türlü kötülüğün, ahlaksızlığın ve iğrençliğin meşru görüldüğü bir toplumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan çok farklı bir şekilde yaşardı. Kendisine peygamberlik vereceği zatı Allah Celle Celaluhu özel olarak eğitip yetiştiriyordu. Bundan dolayıdır ki Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Muhakkak ki Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikretenler için Allah Resulü sizin için en güzel bir örnektir. Bakınız orada hasenetun kelimesi elif lam-ı tarifsiz gelmiş. Yani belirsizlik ifade eder. Belirsizlik ifade eden ve elif lam olmayan kelimeler genellik ve umumluk ifade eder. Yani hayatın her safhasında eğer belirlilik olsaydı bazı konularda sizin için örnek olurdu anlamında. Ama orada bir belirlilik yok. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hayatımızın her safhasında bizim için en güzel örnektir. Ve insanlık tarihi ne zaman peygamberlerin ahlakına yönelmişse, peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmışsa
onların izinden ve yolundan gitmişse en mutlu ve en huzurlu günlerini yaşamış. Ama ne zaman insanlık peygamberlerin menhecinden, onların ahlakından uzaklaşmışsa hem dünya hem de ahiret ellerinden gitmiştir. Değerli kardeşlerim, bakın Rabbimiz Celle Celaluhu bize dünya ve ahiret hayatının saadetinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a uymamızdan geçtiğini söylüyor. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. De ki eğer Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız bana uyun. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. O zaman Allah da sizi sevsin. Allah Celle Celaluhu kendisine uymamızı farz kıldığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem melek değildi, bir insandı. Değerli kardeşlerim, melek değildi. Yürüdüğünde her tarafından ışıklar saçan bir insan değildi. Savaştığında, kılıcını kaldırdığında yüzlerce insanın öldüğü bir insan değildi. Ene beşerum mitlukum. Ben de sizin gibi bir beşerim diyordu. Onu anlayabilmemiz için, onu yaşayabilmemiz için, onu idrak edebilmemiz için Allah Celle Celaluhu onu beşer olarak gönderdi. O da beşeri özellikler bakımından bizim gibi bir beşerdi. O da yer ve içerdi. Üzülürdü. Sevinirdi. Acıkırdı. Vücudu ağırdığında canı yanardı. Bizim gibi bir beşerdi aynen. Ama o sevgisini kahkahalarla ifade etmezdi. Üzüntüsünü ve acısını vaveylalarla ifade etmezdi. Başına gelen bela ve musibetlere sabreder, sabırsızlık göstermezdi. Tıpkı bizim gibi bir beşerdi onu anlayabilmemiz için. Çünkü o hem yaşadığı dönemde hem de kıyamet gününe kadar gelecek bütün bir nesle örnekti. Eğer beşeri özellikleri olmasaydı o zaman bizler ona uyamazdık. Hem uymama için bir mazeretimiz de olurdu. Derdik ki ya Rabbi sen bize bir peygamber gönderdin ama beşer değil. Biz nasıl onun gibi olalım ki? Ama bizim gibi bir beşerdi. Onda olan yüce ahlak vasıfları olması gerektiği kadardı. İşte onu bizden ayıran şey budur. Hani bir şiirde der, Muhammed bir beşerdir ama bizim gibi beşer değildir. Tıpkı onun değeri yakutun diğer taşlara olan üstünlüğü gibidir. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yüce ahlakından bahseder yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Ona uymamızı zorunlu kılar. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bize gizli kalan, bizim için gayb olan veyahut da bize kör nokta olan hiçbir dönem olmamıştır. Madem Allah Celle Celaluhu her konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymamızı emretmiştir, o zaman böyle bir zat-ı muhteremin hayatının ayan beyan ortada olması gerekir. Ve ayan beyan da ortadaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı her şey kaydedilmiş. Söylediği her söz kaydedilmiştir. Gerek annelerimiz vasıtasıyla Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı, aile yaşantısı
ve gerek sahabeler tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük yaşantısı an be an kaydedilmiş, an be an yazılmıştır. Elhamdülillah bugün hadis kaynaklarımız, külliyatlarımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bir hayatını net bir şekilde önümüze sermektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir aile reisiydi. Mutlu bir aile sahibi olmak isteyen, eşiyle huzurlu bir hayat geçirmek isteyen, çocuklarına baba olmak isteyen birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ahlakına bakacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine karşı nasıl davranırdı? Çocuklarını nasıl eğitirdi? Eşiyle münasebetleri nasıldı? Ona bakacak. Çünkü kurtuluş oradadır. Ama bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam unutturulmaya çalışılıyor. Onun yerine ne üdüğü belli olmayan insanlar rol model olarak çocuklarımızın önüne bırakılıyor. Ahlaki değerlerden yoksun aşağılık insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine rol model olarak bırakılıyor. Bu eğitimle yetişen gençlik, bu eğitimle yetişen çocuklardan sonra veryansın ediyorlar, şikayet ediyorlar. İyi bir nesil yetiştirmedik. Onun için her gün haberlerde istiyoruz. Kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet haberleri. Bu çocukları yetiştiren sizlersiniz. Bu nesli yetiştiren sizlersiniz. Peygambersiz bir nesil yetiştirirseniz her gün kadına şiddet haberleriyle çalkalanırsınız. Her gün insanların kendi arasında birbirlerine şiddet uygulamasıyla çalkalanırız. Kurtuluş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına yapışmaktadır. Peygamber Efendimiz'i örnek alan bir nesil yetiştirmektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kendi yaşadığı dönemdeki insanlara hem de kıyamet gününe kadar gelecek insanlara ahlakın temel ilkelerini gösteriyordu. O bir komutandı. Cesur bir komutan, cesur bir savaşçıydı. Ama bir o kadar da adil ve merhametliydi. O savaşlarını Allah ile insanlar arasındaki o engel kalksın diye yapardı. Yoksa topraklarını genişletme, ülkesini genişletme adına savaşmazdı. Kendisini öldürmeye gelenleri bile affederdi. Hadis kaynakları yazar. Sümame bin Usal ve Arves bin Haris radıyallahu anh ikisi de daha önceden müşriktiler. Arves bin Haris Bedir'in intikamını almak için kavmini topluyor ve Müslümanlara ani bir baskın yapacak. Ama Peygamber Efendimiz bu haberi işitince ondan önce davranıp Müslümanları onun bölgesine götürüyor. Neticede onlara baskın yaptıklarında onlar korkudan kaçıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ordu bir yerde istirahata çekiliyor. Bir ağacın dibinde uzanmış mübarek, uykuya dalmış. O sırada bunu fırsat bilen Arves, kılıcıyla birlikte Efendimizin başına dikiliyor. Seni benim elimden kim kurtaracak Muhammed diyor. Efendimiz sakin ve vakur bir şekilde gözünü açtığında Allah diyor. Adam korkudan titremeye başlıyor, elinden kılıcı düşüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıcını alınca boynuna dayıyor. Peki söyle bakalım, seni benim elimden kim kurtaracak?
Adam titremeye başlıyor. Öleceğini zannederek. Muhammed diyor, ben hata ettim. Peygamber Efendimiz diyor ki, sen hakikat ayan beyan ortadayken iman etmemekle hata ettin diyor. Ey Arves, Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de onun kuluyum ve resulüyüm diyor. Tekbir! İman et, kurtul diyor. Ve adam kelime-i şehadet getiriyor. İman ediyor ve kurtuluyor. Efendimiz ona diyor, ben insanları öldürmek için gönderilmedim diyor, ey Arves. Ben ölü insanları, ölü kalpleri diriltmek için gönderildim diyor. İyi bir komutan olmak isteyen, ordusuna hükmetmek isteyen, ülkesini müdafaa etmek isteyen bir komutan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına, savaş ahlakına baksın. 10 yıl Medine dönemi, her yıl 2-3 savaşla, bazı yılda 4 savaşla geçti. Ama neticede Müslüman ve gayrimüslimlerin, ölen insanların sayısı 700'ü geçmez. İşte İslam'ın savaş ahlakı budur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği savaş ahlakı budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir devlet başkanıydı. Bir devletin, Medine İslam Devleti'nin başkanıydı. Ama nasıl bir başkan, nasıl bir imam, nasıl bir yönetici? Açlıktan karnına taş bağlayan bir imamdı. Açlıktan karnına taş bağlayan bir devlet başkanıydı. Hasır üzerinde yatar, hasır mübarek yüzünde iz bırakırdı o devlet başkanının. Kendisi yemez ama halkına yedirirdi. Kendisi giymez ama halkına giydirirdi. Kendi ailesine yedirmezdi. Kendi çoluk çocuğuna Beytülmal'den bir şey yedirmezdi. Kızı Fatıma radıyallahu anha bir savaşta ganimet elde edilince babasından ricacı oluyor, kendisine bir hizmetçi vermesi için. Bakın, iki cihan serveri, Allah'ın peygamberi, insanların anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dediği o zat-ı muhterem, kızına diyor ki, ey kızım, sana bir kelime, üç kelime öğreteyim, benden istediklerinden daha hayırlıdır diyor. Vermiyor, kızına istediğini vermiyor. Değerli kardeşlerim, vaktimiz yok, vaktimiz sınırlıdır. Hulasa, içinde bulunduğumuz bu ahvaldan kurtulmanın yegane yolu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakına uymaktır. İyi bir arkadaş olmak istiyoruz. Örnek Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. İyi bir tüccar mı olmak istiyoruz? Örnek Allah Resulü'dür. İyi bir işçi mi olmak istiyoruz? Örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İyi bir patron mu olmak istiyoruz? İyi bir imalatçı mı olmak istiyoruz? İyi bir öğretmen mi olmak istiyoruz? Örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Başka yerde örnek aramaya gerek yok. Örneğimiz, rehberimiz bize bildirilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler Efendimizin izinden gitmediğimiz zaman yeryüzünde büyük bir fitne, büyük bir fesat meydana gelir. Ve inanın, bunun sorumlusu da biz Müslümanlarız. Eğer bugün televizyonları açtığımızda Arakan'da ağlayan çocukların ve kadınların gözyaşlarını, feryadu figanlarını izliyorsak bunun sorumlusu biziz. Eğer Suriye bu hale geldiyse sorumlusu Amerika değil, İsrail değil, biziz. Eğer dünyanın her bir karış toprağında mazlumların feryadı arş-ı alayı titretiyorsa
sorumlusu biziz. Allah Celle Celaluhu bizden onun hesabını sorar. Hiç mazeretimiz yok. Vallahi ya Rabbi gücümüz yetmedi. Arakan bizden uzaktı. Suriye bizden şöyleydi, böyleydi. Yok, mazeret değil bunlar. Çünkü bizler birlik olduğumuz anda ehli küfür bize bir şey yapamaz. Bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakına sarıldığımız zaman ehli küfür bize asla bir şey yapamaz. O yüce ahlaka sarılan insanların sayesindedir İstanbul Müslüman oldu, Diyarbakır Müslüman oldu, Erzurum Müslüman oldu, Van Müslüman oldu. O yüce ahlaka sarılan o yüce insanların sayesinde. Devir değişse de, zaman değişse de, şartlar değişse de hakikat hiçbir zaman değişmez. Hakikat 1400 sene önce de aynıydı, şimdi de aynıdır. Bizim için yegane kurtuluş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakına uymak ve çocuklarımızı Efendimizin yüce ahlakını öğreterek yetiştirmektir, eğitmektir. Eğer bugün sokaklarda gençlerimiz uyuşturucuya müptela olmuşsa, eğer bugün çocuklarımız içkiye, kumara müptela olmuşsa, bunun sorumlusu da yine biziz. Çünkü bunlar bizim çocuklarımızdır. Hiçbirisi uzaydan ya da başka bir ülkeden gelmedi. Sorumlusu biziz. İçinde bulunduğumuz ahvali değiştirmek istiyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakına dönmemiz gerekir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakını anlamayı, idrak etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, hayatımızın her anında, her safhasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendine örnek edinen ve kendine rehber edinenlerden eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Haydi ümmet! Muhammed-i Sevda'ya!
hamd ve şükür ya ilahi, tesbih dillerde billahi. Peygamber sevdalına tesbih dillerde billahi. Peygamber sevdalına Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Muhammed rehber. Evet, son kez gür sesle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Muhammed rehber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Muhammed rehber.